Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın destekleriyle Türk Tıp Öğrencileri Birliği ile Tıp Öğrencileri Birliği ortaklığında Fırat Tıp Sunum Günleri düzenlendi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Kazes, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Profesör Doktor Fatih Serhat Erol, Profesör Doktor Demet Çiçek, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Düzenlenen etkinlikte Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından çeşitli konularda sunumlar yapıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Profesör Doktor Erbu Keskin tarafından "Ya bir Matrix'e her şey" konulu özel bir oturumda gerçekleştirildi. Profesör Erbu tecrübe ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Asistanlığıma dönüyorum. Çocuk cerrahisinin son senesinde asistanım. Çocuk cerrahisi asistanı için en önemli şey özofagus aktivitesi yapmaktır. Kendi başımıza hoca girmeden çocuk cerrahisinde özofagus aktivitesini tek başına yaparsan yani yemek borusu yokluğunda iş bitmiş demektir. Bana da o gün çocuk cerrahisinde özofagus aktivitesini tek başına yaptırma hakkı geldi. Ben ameliyata girdim. Zaten defalarca rüyamızda, kitaplarla çalışarak o ameliyatı pratikte binlerce defa yapmışız zaten kafamızda. Ameliyat yaptım, çıktım, çocuğun solunumu dönmedi. Tabi o devirlerde şimdiki bir respiratör yok. Elinizdeki ambuyla, burnunda endotrakeal tüp, solunumu siz sağlıyorsunuz. Ameliyat halinden kucağımda çocuk, elimde ambuyla çıktım. Yeni doğan odasına geldim. Bir saat, iki saat, üç saat, dört saat gece boyunca devamlı ambuluyorum. Kız hiç cevap vermiyor ambuya. Ben de ona hikayeler anlatıyorum. İşte büyüyeceksin, okula gideceksin, arkadan kurdelalarını öreceğiz, seni mavermek yiyeceksin. Bak biraz direnin, sen şöyle olacak, ileride sevgilin olacak diyor. Murat diye bir erkek arkadaşın olacak, görürsün. Belki onunla evlenirsin, kim bilir diyorum. Ona gelinlik şeyi düşünüyoruz. Modeli düşünüyoruz. Ben de hiç gelinlik modeli falan bilmem. Nereden aklıma geldiyse böyle memenin altından büzgülü, basenden genişleyen, uzun duva olan gelinlik gelirse sana falan diye. Anlatıyorum, anlatıyorum hikayeleri kendine. Ertesi gün öğleye doğru bir kere tuvalete gitmek için hemşire hanıma devredilmek dışında hiç elinden ambuyu bırakmadan eğer ertesi gün öğleye kadar bebek demirle konuşa konuşa ambuladım. Ertesi gün öğleyim, hafif şey olmaya başladı, solunumu gelmeye başladı direktimini. Ekstüde ettim, çıkardım tüpünü, solunum daha güzel yerine geldi, bir daha entübe etmeden yatağına yatırdım. 10 gün sonra filan gayet iyi şartlarda, yutar vaziyette, annesi emer vaziyette taburcu ettik. En son bir ay sonra hastaneden polikliniğe kontrole geldiği zaman gördüm, polikliniğin kontrolünde bir sorun yoktu. Annesinin kucağından giderken bebek demirle göz göze geldik. Yani diyeceksiniz ki bir ay çocuk nesiyle göz göze gelirsiniz. Ama ben öyle bir hisse kapıldım ki yani ben biliyorum inşallah büyüyeceğim, gelin olacağım, senin dediklerin olacak der gibi bana bakıyordu. Sonra ben uzman oldum, Cerrahpaşa'dan ayrıldım. Şimdi yine bu sıkıntılı günde dekanlık odasında otururken elim oradaki zarflara uzatmıştım. Bir sürü sarı zarflar, gökten gelenler, kendiler falan filan zarflar. Zaten o sarı zarflarla sonra beni görevden de aldılar. Temel bilimlerdeki dersleri, birinci sınıftaki dersleri önce %20 azalttım. Sonra %10 azalttım. Çünkü sene %10'dan azaltırken yok bu kadar da olmaz diye görevden aldı. Halbuki onun yerine piyano dersleri koymuştuk, tenis dersleri koymuştuk, jeoloji koymuştuk, Fransız edebiyatı koymuştuk. Çok güzel şeyler yapıyorduk. Ama olmadı, ömrümüz vefa etmedi. Neyse, yine o sarı zarflardandır diyorum. Bir tane zarf dikkatimi çekti. Doktor Erbu Keskin, çocuk cerrahisi, Cerrahpaşa, Adana, Balcalı yazıyor üzerinde zarfı. Tuhaf geldi bana el yazıyla. Zarfı açtım. Yıllardır bunu hatırladıkça çok duygulandığım için, duygulanmadan, sesimi bozmadan şey yapmaya çalışıyorum. Aynen şöyle yazıyor, bir düğün davetlisi. Sevgili doktorum, en kötü gününde yanındaymışsın. En güzel gününde de senin yanında görmek istiyorum ve beklemiş. O zarfı aldıktan sonra ne kadar ağladım orada dekanlık masasında, onu bilmiyorum. Ama o zamandan beri hep şunu söylüyorum. Bebek denirler için
yaşamaya değer, bu meslek yapmaya değer.